Hepinize merhaba. Umarım iyi bir tatil geçiriyorsunuzdur ya da iyi bir tatil geçirirsiniz. Aslında bugün konuşacağımız konu da biraz tatille alakalı. Maalesef benim hayatımdan tatil kavramı çıkmış durumda ama bazı arkadaşlar soruyor ki ben dönem bittiğinden itibaren kayda değer bir şeyler yapmak istiyorum. Senin düşüncelerin, senin fikirlerin nelerdir? Bize neler tavsiye edersin diye ben de bu amaçla bu videoyu hazırladım. Sizler için yaklaşık 10-11 tane muhtemelen videonun başlığında kaç tane olduğu yazacaktır ama muhtemelen 10-15 tane sizler için tavsiyem olacak. Hazırsanız başlayalım. 15 tatilinin sömestrını iyi değerlendirmek isteyen arkadaşlar öncelikle bence kesinlikle iyice bir dinlensinler. Çünkü hepimiz şunun farkındayız. Çok farklı bir eğitim, çok farklı bir disiplin, çok farklı bir yoruculuğu olan bir dönemden geçtiniz. Hem fiziksel hem de mental olarak yoruldunuz. O nedenle tatilde daha çok yorulmak ya da tatilde yeterince dinlenememek sizin ikinci dönemki ya da ilerleyen zamanlardaki performansınızı etkileyecektir. Bu nedenle tabii ki yapabileceğiniz birçok şey var tatilde ama en mantıklısı iyi bir dinlenme. Yani ama bu dinlenmeyi de tabii ki sabahtan akşama boş geçirmek olarak algılamamakta fayda var. İlk tavsiyem dinlenmek olacak ama diğerleri de gününüzü daha iyi değerlendirebileceğiniz tavsiyeler olacak. O nedenle hadi ikinci tavsiyeye geçelim. İkinci tavsiyem şu olacak. İlk dönem takıldığınız noktaları bir gözden geçirin. Ki ikinci döneme bunlar eksik olarak girmeyin. Biliyorum dönem içerisinde çok fazla vaktiniz olmadığı için takıldığınız noktalara aşırı ya da yeterince vakit ayıramamış olabilirsiniz bence. 15 tatilde bu sömestrda ilk dönem takıldığınız noktaları kapatabilirsiniz. Herhangi bir konu olabilir, teorik bir ders olabilir ya da yaptığınız projeler olabilir. Takıldığınız noktalara geri dönmekte fayda var. Üçüncü tavsiyem ise aslında ikinci tavsiyeyi ben yaptım, benim için sorun yok diyorsanız geçerli kılacak bir tavsiye. Önümüzdeki dönemin konularına şimdiden bakabilirsiniz. Üst sınıflarınızla, üst dönemlerinizle bir irtibata girin. Hangi dersleri alacağınız az çok bellidir. O derslere ya da o tarz projelere hazırlanmak, şimdiden hazırlanmak sizler için iyi olacaktır. Bu sayede ikinci döneminiz daha verimli ya da daha başarılı geçebilir. Dördüncü tavsiyem ise şu olacak. Muhtemeldir ki eğitim hayatınızda proje öncelikli olmuştur. Projeden dolayı bazı teorik dersleri gözünüzden kaçırmışsınızdır. Bazı teorik derslere gereken önemi vermemişsinizdir. Tabii ki bu benim tahminim. Birçoğumuzun yaşadığı bir durum. O nedenle eğer ileride akademik bir çalışma düşünüyorsanız ya da herhangi bir teorik dersin meslek hayatında sizlere sandığınızdan daha çok katkı sağlayabileceğini hissediyorsanız bu tatilde o derslere dönüp bakabilirsiniz ki bu sayede o derslerde eksiğiniz kalmasın. Neticede gerçekten de mimari disiplinlerin tamamı bir proje ortaya çıkartmakla ilerlemiyor. Ya da meslekleri sadece bir projeyi çizmek olarak tanımlarsak yanılmış oluruz. Bu nedenle teorik derslerinde üzerinden geçmekte fayda var. Beşinci tavsiyemi ben aslında hayatımda uygulayarak faydasını gördüm diyebilirim. Proje esnasında hep şöyle oluyor. Hocalar size belirli bir sınırlar çizmek zorunda kalıyor. Ve bu sınırların dışına çıkmanızı kesinlikle istemiyorlar. Ve aslında çalışıp çalışmadığımızı, mesleği anladık anlamadığımızı ya da başarımızı bu sınırlara göre belirliyorlar. Ya o sınırları dolduramıyoruz, o sınırların içini dolduramıyoruz, çalışmadı deniliyor. Ya da o sınırların dışına çıkıyoruz, işte konuyu anlamamış deniliyor ve buna göre notlandırma yapılıyor. Tabii ki eğitim sisteminin sürdürülebilir olması için ya da hocaların bize katkılarını test edebilmeleri için böyle bir sınıra ihtiyaç var. Fakat bence mesleği anlayabilmek için o sınırların kalkması gerekiyor. O nedenle not kaygısı olmadan üzerinizde herhangi bir baskı olmadan bence projenizi tekrar çizmeye çalışın. Bu sayede kendinizi net bir şekilde görebilirsiniz. Çünkü okul zamanındaki projelerde kendinizi göremiyorsunuz. İster istemez sizi yönlendiren hocadan, hocalardan ya da arkadaşlarınızdan bazı küçük parçalar görüyorsunuz. Eğer ki kendinizi görmek istiyorsanız, kendinizi meslek alanında görmek istiyorsanız, mesleki olarak aynaya bakmak istiyorsanız bence oturun, üşenmeyin ve projenizi tekrar çizin. Ben bunu hayatımda uyguladım ve bu sayede meslekteki kendi yerimi, kendi konumumu ya da birkaç adım sonramı net bir şekilde görebildim. O nedenle evet sıkıcı, yorucu ya da
yoğun bir tempodan çıkıp yoğun bir temponun öncesinde böyle bir şey yapmak size çok mantıklı gelmeyebilir ama emin olun üzerinizde bir baskı olmadan proje ortaya çıkartmak gerçekten çok keyifli, hatta dinlendirici bir durum. Ve dediğim gibi kendinizi çok net bir şekilde görmenizi sağlıyor. Altıncı tavsiyem şu olacak arkadaşlar. Bilgisayar programlarına ağırlık vermeye başlayın hafiften eğer ki şu ana kadar başlamadıysanız. Eğer ki başladıysanız daha da geliştirmeye çalışın. Çünkü bilgisayar programları gerçekten de mesleklerdeki önemini çok üst seviyelere gün geçtikçe çıkartıyor biliyorsunuz. Teknoloji çağındayız ve işler bu düzeyde ilerliyor. Bu düzeyde ilerlerken elinizdeki mevcut bilgiyi bir şekilde bilgisayar programlarıyla bir ürüne dönüştürüyoruz. Bu nedenle hazır vakit varken bence bilgisayar programlarına bir bakmak gerekiyor. Özellikle birinci sınıfsanız ya da hazırlık okuyorsanız daha bölüme geçmediyseniz ya da ikinci sınıfsanız ve hala net bir bilgisayar programı bilginiz yoksa bu ara tatili iyi değerlendirmekte fayda var. Onun dışında eğer benim gibi bir durumdaysanız, uzun süredir kullanmıyorsanız bildiğiniz bilgisayar programlarını bakmakta fayda var. Çünkü mezuniyetimden sonra Photoshop'tan başka hiçbir mimari disipline hizmet edecek, kent planlamasında bana yardımcı olacak bir bilgisayar programını açıp bakmadım. Muhtemelen ki bildiğim programları yavaş yavaş unutmaya başlamışımdır. Eğer böyle bir durumdaysanız da benim gibi bir durumdaysanız aslında açıp tekrar o programlarda ufak tefek işlemleri yapmakta fayda var. Yedinci tavsiyem aslında şu ana kadarki tavsiyelerden biraz daha farklı olacak. Eğer ki diyorsanız ki ben hani biraz daha mesleğe girmek istiyorum, ben biraz daha hızlı şekilde bir şey üretmek istiyorum diyorsanız bir staj yeri bulabilirsiniz kendinize. İşler nasıl dönüyor, dönüyor mu, dönmüyor mu? Dönen bu işler içerisinde siz hangi konumdasınız bunları görmek için çok büyük bir fırsat staj ve size farklı imkanlar da doğurabilir. Bunlardan birincisi staj yaptığınız yer size cüzi de olsa bir miktar para verebilir. Tatilde para kazanmış olabilirsiniz. Ya da bu stajyeriyle arayı iyi tutup ilerleyen zamanlarda o stajyeriyle birlikte, stajınızı yaptığınız yerle birlikte çalışabilirsiniz. Bunun gibi imkanlar doğuruyor. Hepsini de geçtim. Çok iyi bir tecrübedir stajyeri. O nedenle tatilde birisiyle konuşup, bir ofisle konuşup ya da bilmiyorum mümkünse bir belediyeyle konuşup staj yapabilirsiniz. Zorunlu stajlarınız yerine de sayılabilir. Eğer ki resmi evrakları doldurursanız, doldurmazsanız da sizin için büyük bir tecrübe olacaktır diye tahmin ediyorum. Sekizinci tavsiyem yine staja paralel gibi ama biraz daha akademik çalışmak isteyen arkadaşlara yönelik olacak. Muhakkak ki okulda iyi anlaştığınız, sizi iyi anlayan, sizin kendisini iyi anladığınız bir hocanız vardır. Tatilde başka bir planınız yoksa boş geçirmektense hocanızla konuşup tatil süresince onun çalışmalarında ona yardımcı olabileceğinizi iletebilirsiniz. Tabii ki hocanın buna vakti varsa ya da hoca böyle bir talep içerisindeyse ya da hocanız rahatsız olmayacaksa bunu kabul edebilir ama yine de denemekte fayda var. Çünkü gerçekten de sizi geliştirecek, size bir şeyler katacak bir durum. Ekstra yani akademikle çalışmak istiyorsanız da o ortamı görmek ya da aldığınız eğitim hayatının mutfağını görmek bence önemli. Bu açıdan hocalarınızla bir irtibat kurup onlara yardımcı olabilirsiniz. Bence iyi bir tavsiye. Çünkü bana da bu tavsiye geldiğinde uygulasam mı uygulamasam mı demiştim. Uyguladım ve olumlu sonuçlar aldım. Bir başka tavsiyem de şu olacak. Hafiften portfolyo ya da CV hazırlamaya başlayabilirsiniz. Bununla alakalı bir video serim var ve bu video serisinde aslında biraz daha yüksek lisans yapmak isteyen arkadaşlara yönelikti ama sonuçta portfolyo ve CV'yi iş başvurularında daha birçok yerde kullanmamız gerekiyor. Şimdiden portfolyonuz ve CV'nizi oluşturmaya başlarsanız ilerleyen aşamalar sizler için kolay geçebilir. Herhangi bir hayatınızdaki gelişmeyi CV'nize sadece eklersiniz. Baştan bir tasarım, baştan bir olay örgüsü oluşturmak zorunda kalmazsınız. Ki ayrıca portfolyoda bulunacak projelere de karar vermek gerçekten zor oluyor. O nedenle şimdiden hepsini bir açıkçası direkt portfolyo demeden bir günlük gibi, proje günlüğü gibi ya da proje klasörü gibi düşünüp bir şekilde ayrı bir dosyada tutup ayrı bir tasarımın içerisine adapte edip bakmak sizler için de keyif verici olur diye düşünüyorum. Yani tatilde yapılabilecek
güzel ve değerli şeylerden birisi bence. 10. tavsiye olarak şunu söyleyebilirim arkadaşlar. Gerçekten de sosyal hayatınızla mesleğinize adapte etmediyseniz şu ana kadar yavaştan adapte etmenin bence faydasını görürsünüz. İzlediğiniz diziler, filmler, okuduğunuz kitaplar, takip ettiğiniz dergiler, sosyal olarak, kültürel olarak hayatınızda ne varsa buna mesleğinizden bazı küçük enstantaneler eklemekte bence fayda var. Bu nedenle bir araştırma sürecine girip belirli kitaplar belirleyebilir, belirli filmler belirleyebilirsiniz. Ve bunlara paralel olarak da sosyo-kültürel hayatınızda mesleğinizi bir konumlandırma imkanına sahipsiniz tatildeyken. Çünkü bunu maalesef ki yoğun tempo içerisinde yapmak çok da mümkün olmuyor. Projesiydi, okuldu, şuydu, buydu derken bundan uzaklaşılıyor. Bu noktada yeni bir başlangıç yapmak için bence iyi bir fırsat bu tatil. Sonuncu tavsiyem ise şu olacak. Arkadaşlar gerçekten de tatildeyken canınız ne istiyorsa yapın. Yapın ki işte dönem içinde aklınıza gelmesin. Artık gezmek mi istiyorsunuz, uyumak mı istiyorsunuz, dolaşmak mı istiyorsunuz, şu ana kadar saydığım maddelerden birisini mi yapmak istiyorsunuz, arkadaşınızı mı ziyaret etmek istiyorsunuz? Bilmiyorum. Binlerce şey olabilir. Herkesin hayatı çok farklı ama bunların akılda kalmadan bunları bir şekilde içinizde yenerek yeni döneme başlamakta fayda var. O nedenle 11. tavsiyem şu olacak açıkçası. Canınız ne istiyorsa yapın. Yapın ki ikinci döneme başlamadan önce aklınızda bunlar kalmasın. Benim tavsiyelerim bu kadardı. Bu aralar YouTube kanalıyla aşırı derecede ilgilenmek gibi bir durumum yok. Böyle bir lüks içerisinde değilim. Eğer ki izlediyseniz bir yarışmada birincilik kazandık. Tasarım yarışmasında birincilik kazandık ve bunun sonucunda bize değişik imkanlar doğdu. Ve bu imkanlar kariyerimi ve hayatımı değiştirebilecek imkanlar. Biraz onlara yönelmiş durumdayım. Biraz onlara yoğunlaşmış durumdayım. Fakat yine de bu ütopya kopmayacağım. Bu ütopyadan kopmayacağım. Bu ütopyaya devam edeceğim. Sadece eski sıklıkta ve eskisi gibi sizden gelen sorular üzerine video üretebilir miyim? Açıkçası şüpheliyim. Buna söz veremem ama elimden geldiğince yapmaya çalışacağım. Onun dışında çizim videoları bol bol kanalda olacak bu vakitten sonra. Çünkü benim için yani zaten normalde yaptığım bir şeyi video kaydını alıp paylaşmak rahat oluyor. Sizlerle paylaşmak güzel oluyor. Onun dışında da video montajında gerçekten de biraz daha kolay, biraz daha az vaktimi alıyor diyebilirim. Ona paralel olarak sizlere başka söyleyebileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum. Sanırım yok. Bu videoda böyleydi. Umarım faydalı olmuştur. Dediğim gibi bunlar kendi tecrübelerimle verdiğim tavsiyeler. İçerisinden birkaçını çıkartabilirsiniz, birkaçını ekleyebilirsiniz. Buna göre kendi hayatınızı, kendi düşünce tarzınızı şekillendirebilirsiniz. Ben sadece tatil için sizlere bir başlangıç vesilesi olmuş olayım. Son olarak da tabii ki beni desteklemek istiyorsanız kanala abone olursanız çok memnun olurum. Kanal 10.000 aboneye doğru gidiyor. Şu an 7.500 civarındayız. 10.000 bence bizim için, bu kanal için bir eşik olacak. O nedenle kanala abone olmanız benim için gerçekten önem arz ediyor. Bunun dışında da desteklemek adına videoyu beğenebilir ve paylaşabilirsiniz. Tabii ki son olarak da eleştirileriniz varsa, olumlu, olumsuz, yorumlar kısmına yazabilirsiniz. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. O vakte kadar kendinize iyi bakın arkadaşlar.